Herkese merhaba. Bugün Süleymaniye tarafındayız. Arkadaşımla birlikte aslında fotoğraf çekilmeye geldik. Size de belki gün içerisinde fırsat bulursam etraftan bir şeyler göstereceğim. Umarım çekmeye fırsatım olur. Şimdi Süleymaniye'nin girişindeyiz. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Tarihiyle de ilgili normalde bilgi verebilirim ama çok vaktimiz olmayacak. Şimdi içeriye doğru girelim isterseniz. Gün içerisinde de size çekebilirsem bu civarda yaptıklarımızı göstermeye çalışacağım. Görüşürüz. Evet, şimdi Süleymaniye Camii'ndeyiz. Ben size birazcık burayla ilgili bilgi vermek istiyorum. Kanuni Sultan Süleyman adına 1551 ve 57 yılları arasında Mimar Sinan tarafından inşa edilen bir cami. Mimar Sinan'ın kalfalık eserim dediği cami, klasik Osmanlı mimarisinin en güzel eserlerinden biridir. Yapımından bu yana 100'den fazla deprem gördüğü halde caminin duvarlarında en ufak bir yıkılma dahi olmamıştır. 4 fil ayağı üzerine inşa edilen cami 53 metre yüksekliğinde 27,5 metre yukarıdaki kubbesinin çapıdır. Cami içerisinde eskiden kandiller yakılırdı. Bu kandiller de belli bir noktada girişinde bir yerde toplayarak üste bir hava akımı yaratılır. Bu şekilde inşa edilmiş. Çünkü o hava akımından giden kandilin yağları yukarıdaki bir odada toplanır ve ana giriş kapısının üzerindeki bu odada toplanmış bu yağlar mürekkep yapımında kullanılırmış. Bu da oldukça ilginç bir bilgi. Caminin kıble tarafında Kanuni'nin eşi Hürrem Sultan'ın da bulunduğu bir mezar yeri Hazire mevcut. Kanuni'nin türbesinin de üstünde yıldızlara benzesin diye metal plakalar içerisine elmaslar bezenmiş, o şekilde süslenmiş. Şimdi biz caminin avlusundayız. İçeriye girme fırsatımız olmayacak. Ama ben size buradan kısaca böyle bir bilgi vermek istedim. Biraz da böyle etrafını göstermek istedim. Eğer merak edenleriniz varsa buraya gelebilirler. Zaten çok güzel bir yer Süleymaniye'de. Kesinlikle size de tavsiye ederim. Başka bir gün umarım içeriği de gezme ve size de gösterme fırsatım olur. Hadi şimdi size böyle biraz küçük bir avlu turu yaptıralım. Gelin bakalım. Buraya geldiğiniz zaman zaten bu muhteşem kapılardan içeriye girdiğinizde öncelikle bu güzel avlusunu görüyorsunuz. İnanılmaz güzel bir manzarası var. Özellikle de bu ana kapıdan girdiğiniz zaman. Burası İstanbul Üniversitesi'ne de yakın. Bu arada size burada küçük bir bilgi vereyim. İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin aslında ilk kurulmuş üniversitesi diyebiliriz. Bu civarlar yapıldığı zaman hepsi bir bütün kompleks şeklinde düşünülmüş. Neredeyse İstanbul'un fethi dönemine kadar dayandırılıyor. Türkiye'nin ilk üniversite ayarındaki eğitim durumu. Ve o yüzden bu Süleymaniye Camii, İstanbul Üniversitesi, onların hepsinin bulunduğu yer, buralar çok güzel. Tarihi Yarımada'nın herhalde en güzel yerlerinden biri. Bugün de o yüzden kısaca burada fotoğraf çekilirken size de etrafı göstermek istedim. Hadi birazcık şöyle turlayalım. İşte buradan da Süleymaniye'nin hemen bahçesinden bir İstanbul manzarası. İnanılmaz güzel. Arkada köprü gözüküyor. Hemen bu arka tarafımda Galata Kulesi var. Bilmiyorum gözüküyor mu? Şimdi size etrafı da göstereyim. Manzara şahane. Kesinlikle bu civarlara geldiğinizde hem camiyi ziyaret edin, çok güzel bir mimarisi var. Zaten Mimar Sinan eseri olduğu için ben ayrıca bayılıyorum. Hem de burada manzara çok güzel. Böyle güzel zaman geçirebilirsiniz. Etrafı da seyredebilirsiniz. Tabii ki daha sıcak bir havada gelmenizi tavsiye ederim. Bugün inanılmaz soğuk bir gün. Kar yağdı sabah ve gerçekten üşüyoruz. Size şöyle bir kısaca etrafı göstereceğim. Buradan hemen ileride Galata Kulesi gözüküyor. Burada çok güzel bir köprü manzarası var. Böylece caminin etrafındaki medreseler kısmı herhalde. Ya da daha eskiden öyle kullanılıyordu. İnanılmaz güzel bir manzarası var. Gelirseniz size kesinlikle tavsiye ediyorum. Buraya da çıkın. Burada da hemen Mimar Sinan'ın türbesi bulunuyor. Hemen burada mezarı var. Çok güzel caminin hemen yan tarafına yapılmış olması ve onun da
kalfalık eserim dediği yerde bulunuyor olması benim çok hoşuma gidiyor her zaman. Mimar Sinan benim için ekstra özel bir yere sahip. Size hemen şöyle bir yazısını da çekeyim. Burada Mimar Sinan'la ilgili bilgi var. Mimar Sinan 1490 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğmuş ve daha sonra marangozluk eğitimine yönelmiş ve Sultan Süleyman'ın Belgrad seferleriyle yola çıktığı zaman aslında keşfedilmiş. Şöyle etrafını da göstereyim. Daha sonra da 1537 yılında mimarbaşı görevlerine getirilmiş. Yaşamı boyunca da padişahın yanında kalmış. Burası da türbesi. Şimdi biz devam ediyoruz. Şimdi resmen turist modunda ilerliyoruz. Süleymaniye tarafındaydık. Buradan da şu anda burada Mimar Sinan kafe var. Oraya geldik. Şimdi içeriye giriyorum. Mimar Sinan kafedeyiz. Buranın çok güzel bir manzarası var. İstanbul Üniversitesi'ndeyiz. Şimdi birazcık içeriği gösteriyorum. Böyle bir güzel merdivenleri var. Burada da sınıflıkları var. Şimdi İstanbul Üniversitesi'ndeyim. Gelmişken size etrafını da göstereyim istedim. Güzel bir yer. Böyle güzel bir merdiven boşluğu var. Ben burayı çok sevdim. Bakın. Çok sevimli gözüküyor. Buralarda da yukarı çıkan merdivenler ve burada da derslikler var. Sınav olduğu için şimdi ben o taraflara çok fazla yaklaşmak istemiyorum. Bütünleme sınavları varmış öğrencilerin. Etraftan da size böyle kısa kısa görüntüler çekerek ne yaptığımızı göstermeye çalıştım. Muhtemelen çok kısa bir vlog olacak. Çok fazla bir şey çekemedim. Bugün kar yağıyor. Tahmin ettiğimizden çok çok daha soğuk bir havayla karşılaştık maalesef İstanbul'da. O yüzden böyle hayal ettiğimiz yerlere de gidemedik. Bir iki yere gittik. Bir tanesi Mimar Sinan Kafe, diğeri de Süleymaniye Camii. Sonra da buraya gelmemiz gerekti. Gerçekten inanılmaz bir soğuk var ve yürünmüyor o derecede. Böylece ben de size kısa bir vlog çekmiş olabilirim derim. Evet, biz şimdi İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'ndeydik. Şimdi oradan çıkıyoruz. Size birazcık etrafı göstereceğim. Evet, şimdi Vezneciler'de yürüyoruz ve kar yağmaya başladı. Bugün ne yaptık? Sabah buraya geldik. Önce arkadaşımın okuluna gittik. Orada hazırlıklarımızı yaptık. Biraz fotoğraf çekildik. Süleymaniye Camii'ye gittik. Orayı size gösterdim. Sonra Mimar Sinan kafesine gittik. Orayı da biraz göstermeye çalıştım. Çok hızlıca orada da fotoğraf çekildik. Buraya geldik. Ve şimdi de işimiz bitti. Yolda da giderken bir iki şey görürsek size onları göstereceğim. Aslında göstermek istediğim çok şey vardı ama onları da bir sonraki gelişimize diyorum. Hadi bakalım, size birazcık Vezneciler turu yaptırıyorum. Şimdi burada Su Bilimleri Fakültesi var. Hemen burası da zaten Veznecilerin metro çıkışı. Şimdi şu ilerideki camiye gidince size orayı göstereceğim. Bu yol da çok güzel. Buradaki evleri de göstermek istedim o yüzden. Evet, şimdi de Kalenderhane Camii'ye geldik. Hemen arkamda görüyorsunuz. İçeriye girmeyeceğim ama burayla da ilgili güzel birkaç bilgi var şimdi elimde. Size onları okumak istiyorum. Eski adıyla Theodokos Kriptosia Kilisesi. Roma döneminden kalma bir yapı. Bozdoğan kemerinin en ucunda bulunuyor. Bozdoğan kemeri de şu tarafta, onu da göstereceğim size. Burası Doğu Ortodoks Kilisesi formunda. 18. yüzyılda ise Osmanlılar tarafından camiye çevriliyor. Yapı Osmanlı döneminde Kalender Tarikatı'na mensup kişiler tarafından kullanıldığı için
ismi Kalenderhane Camii olarak çevrilmiş. Yangınlardan ve depremlerden zarar görmüş. 1854 yılında restore edilmiş. 1930 yılında minaresine yıldırım düşerek yıkılmış. Minaresinin yıkılıp çökmesinden sonra ise terk edilmiş ve daha sonra 1966'da burası keşfediliyor kalıntılar halinde. 66 ve 75 yılları arasında Harvard Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi'nin bir işbirliği ile kazı çalışması yapılıyor ve harap durumdayken restore ediliyor. 1968'de de restore edildikten sonra yeniden ibadete açılıyor. Böyle bir tarihçesi var. Kısaca size şimdi tarihçesini okumak istedim. Hazır buradayken burası da böyle güzel bir yer. Eğer fırsatınız varsa bence gelip içerisine de bakın derim. Şimdi bir de Boğazdoğan kemerleri var. Onları da anlatacağım size. Bu gördüğünüz kemerler de aynı zamanda bir tane burada da var. Boğazdoğan kemerinin parçaları. Onunla da ilgili bilgi vereceğim. Evet, şimdi de hemen arkamda ileride bir kemerin küçük bir bölümü gözüküyor. Tam şurası. Burası Boğazdoğan kemeri. Bunun sadece küçük bir kısmı çünkü burası çok uzun bir kemer. Bütün dünyada bilinen diğer adıyla Valens Su Kemeri. Burayı Romalılar yaptırmış. Roma İmparatoru Valens tarafından 4. yüzyılın sonlarına doğru tamamlanmış. Osmanlılar tarafından restore edilmiş. Orta çağda şehrin su ihtiyacını bu kemerler karşılıyormuş. Buradan çok uzun bir kilometrelerce, yaklaşık tamamı 250 kilometre buradan geliyor ve İstanbul'un belli noktalarına su dağıtılıyor. Günümüzde ise 921 metrelik bir bölümü sadece ayakta kalmış. Toplam dediğim gibi uzunluğu ise 250 kilometreymiş. Bu kemerde bize Romalılar döneminden kalan, bugüne kadar gelmiş önemli yapılardan biri. Buradan geçerken onu da göstermek istedim. Sokaklarda yürürken bile çok güzel bir yerden geçiyoruz. Size de böyle evleri göstermek istedim birazcık. Şurada Ayşe Kadın Hamamı Sokağı var. Burası çok güzel. Şurada tarihi Süleymaniye Ekmek Fabrikası var. Şurası. Hızlı hızlı göstereceğim. Bakın şu bina da çok hoş. Bu sokak çok güzel bu arada. Burada böyle düzgün bir vakitte gelmek lazım. Şöyle geniş olarak size göstereyim. Evet, şimdi de güzel eski tarihi evlerin olduğu sokaktan tekrar Süleymaniye'nin olduğu yere geldik. Burasının da adı Kirazlı Mescit Camisi. Burada manzaralar da çok güzel. Hemen karşımızda ileride yine güzel bir deniz manzarası var. Evet arkadaşlar, ben size vlogu bu noktada kapatıyorum. Çünkü biz artık buradan eve dönüş yolculuğuna başlayacağız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugün kısa bir şeyler çekmeye çalıştım size. Bunun daha güzel bir havada, daha güneşli ve sıcak bir havada daha güzeli gelecek inşallah. Tekrar geleceğim bu noktaya. Bu civarda eğer bana önermek istediğiniz mekanlar ve noktalar varsa aşağıya videonun yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bugünlük de bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Beğen butonuna basmayı unutmayın. Aşağıdan kanalıma abone olarak beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip etmek isterseniz adresimi şuraya ekliyorum. Instagram'da da gezente.com olarak bana ulaşabilirsiniz. Seyahat ettiğim yerleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın.